Merhaba sevgili tıraş severler. Berber Bey uzun zamandır yani hep ustura, jilet ustura kullanıyordu. Bu sefer çelik ustura kullanacak. Bir haftadır usturamızı bekliyorduk. Sonunda geldi, nihayet geldi. Çelik usturayı deneme fırsatımız olacak. Çelik usturamız şöyle Alman malı. Ne yazıyordu üstünde? Henkel Solingen. Solingen'i biliyorsunuz. Çelik üzerine çok iyi şeyler yapıyor. Bıçak falan yapıyor. Tıraş sabunumuz Osman Artistry. Bunu da geçen tıraşta denemiştik. Çok güzel. Bol köpüklü, kaygan bir sabun. Başarılı bir sabun. El yapımı bir sabun. Fırçamız da şu fırça. Yagi Brush. Sentetik fırça. Sıcak suyumuz da hazır. Şöyle kutumuzu açalım, şöyle altına koyalım güzelce. Bayağı geniş, ele oturan bir sabun. Yani normal standartların üzerinde bir sabun. Onunla bir başlayalım köpürtmeye. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Birazcık korkuyorum aslında çelik usturadan da. Ağzı geniş diğer usturaya göre. O koku hemen başladı zaten ya. Böyle hemen sürelim bir. Önce şöyle bir sürelim. Bir sabunumuzu. Çok hafif destekleyip. Bu sabunu geçen sefer denemiştik zaten. Bol köpüren bir sabun, kaygan bir sabun. Kokusu güzel bir sabun. El yapımı bir sabun. Hep söylemiştik. Yine söyleyelim, hatırlatalım. Ustura'dan bahsedelim. Ustura Gelter.com'dan, Gelter geleneksel tıraş forumu var. Orada elden ele ustura, çelik ustura diye bir etkinlik düzenlendi. Ben dedim ki bir deneyeyim ya, hep bu jilet usturayı kullanıyoruz. Bir de bu gerçek usturayı deneyelim. Sağ olsunlar, yardımcı oldular, gönderdiler. Gelir gelmez hemen tıraşa kurulduk. Tıraşlarım normalde 3 gün önce falan tıraş olacaktım. Ustura geciktiği için kargodan dolayı. Ondan biraz sakallar uzadı. Kısmet bugün neymiş? Şu köpüğün de biraz keyfini çıkartayım ya. Bayağı oldu köpüğümüz. Bismillah diyelim, başlayalım. Birazcık tırsıyorum ama böyle şapı da sürelim de. Elim öteki usturaya alışkın olduğundan bunda belki biraz acemilik çekebilirim. Birazcık şöyle yanaştırayım kamerayı. Böyle akşam üzeri birazcık karanlık. Haydi bismillah. Bunun sapı benimkine göre birazcık sıkı. Benimki normalde daha gevşek. Hızlı dönüyor. Yani benimki dedim jilet ustura. Haydi bismillah. Bunun nasıl huyunu suyunu bilmediğimiz için birden çekmiyorum. Nasıldır, nasıl değildir bilemem.
İlk başta yolar gibi oldu. Sakalım da uzundu. Ama sonradan aktı şurada. İlk çekişte jilete göre sanki yoluyor gibi ama daha sonra çektikten sonra açılıyor gibi ağzı. Birazcık sıkıntı bastı ya nedense. Allah Allah. Şöyle elimize de sürelim. Böyle minik hareketler çekerken çekerse daha iyi oluyor sanki. Güzel ya. Kendimi acemi gibi hissediyorum. Daha çok gerginlik istiyor. Jilette gerdirmeden bile kesiyor. Biraz da bu tarafı tıraş edelim. Kameramızı ayarlayalım. İşin gerçeği biraz kasıldım. Neden bilmem.
Ama bununla ikinci perdeyi de almak istiyorum. Jiletli usturaya göre keskinliği zayıf biraz. Ama güzel iş çıkarıyor ya. Tıraş biraz uzun sürdüğü için çok hafif kuruma oldu burada. Destekleyelim ama öyle önemli bir kuruma yok. Kediyle köpek kavga edecek herhalde. Evet. Havuze. Yapalım şurada. Evet, devam edelim. Sabunumuzu köpürtmeden bir daha sürelim bakalım. İş yapacak mı? Evet, bu arada köpükte gördüğünüz gibi sönme yok. Tıraş sabununda, Osman tıraş sabununda. Çalışıyor. Galiba çalışıyor. Dur be. 30 tamam. Ya kusura bakmayın, bir telefon görüşmesi yaptık. Videoyu kesmek zorunda kaldık. Evet, ikinci perdeye devam edeceğiz. Çelik usturayla. İkinci perde daha bir rahat, daha bir keyif verici.
Sakalın sesi geliyor. Duyuyorsunuzdur herhalde oradan. Kalmış sakallar var. Evet. Çelik ustura daha çok bir gerginlik istiyor. Yalnız o jiletli usturadaki bir jiletin yakıcı bir şeyi var ya, yakıcılığı var diyelim, öyle diyelim size. Bunda onu hissetmedim ya, daha böyle bir yüzüm rahat, daha bir temiz gibi oldu. Tabi birazcık ilk başlarda gerildim. Neden gerildim? Çünkü bana çırakken şey demişler, işte bu çelik usturayla kesersem dikiş tutmaz, yara tutmaz falan, gözümü korkutmuşlar da bir içimde aslında bir korku vardı. Jiletli usturayla da öğrenince buna hiç ilgi duymadık. Tabi bunun keyfi daha başka. Bir saniye. İçimde her zaman bu çelik ustura için korku vardı birazcık. Evet, başarılı bir şekilde hallettik. Of, mutlu oldum. Korkumu da yenmiş oldum. Güzel oldu. Ya yani jilet, ya şöyle diyeyim size, bunun şu köşeleri, pardon şöyle göstereyim. Kenarlarında görüyorsunuz köşe yok. Köşe olmadığı için, jilette köşe olduğu için bazen çiziyordu. Bunda onu hissetmedim. Aradaki en büyük fark o. İkinci perdeye oldum. İkinci perdede daha böyle bir rahat oldu. Daha güzel oldu. Daha bir temiz tıraş çıkardı. Gene ben yakından, az sonra yakından bir kontrol daha yaparım. Şimdi video çekerken şey olmuyor. Güzel ya, fena değil. Ama bir acemilik şeyimiz vardı. Onu da atlatmış olduk. Belki de terledim. Biraz sıkıntı bastı. Güzel bir ustura. Belki bir video daha çekerim. Belki de sıradaki arkadaşa gönderirim. Artık şansımıza. İzlediğiniz için teşekkürler. Güzel ya. Ben beğendim. Teşekkürler.